Evet. Şimdi Lady Buddha heykelinin olduğu yere geldik. Şimdi böyle içeri doğru girmeye başlayalım. Mimariyi bir dışarıdan göstereceğim size. Danak'tan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün yine çok özel bir yerdeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz çok güzel bir Çin mimarisi. Danak'ta bulunan, yüksek bir tepenin üzerinde bulunan Lady Buddha isminde bir tapınak. Ama öyle bir tapınak ki burayı özel kılan şey çok özel bir mimarisinin olması. Ben de şimdi ilk defa geliyorum ama araştırdığım kadarıyla çok güzel ve çok özel bir mimarisi var. Birazdan içeride farklı farklı yerleri de gezeceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz yapıya da bakarsanız zaten nasıl özel bir mimarisi olduğunu siz de fark edersiniz. Buraya geldiğiniz zaman, yani Danak'a geldiğiniz zaman mutlaka Lady Buddha yapısına mutlaka gelin. Burayı mutlaka görün derim. Böyle deniz seviyesinin çok üzerinde, yaklaşık 70-80 metre üzerinde bir tapınak burası. Eski bir, çok eski bir yapı. Çin mimarisine ait bir yapı. Gelin hep birlikte bu Lady Buddha isimli yapıları gezelim. O zaman ne diyoruz? Danak Lady Buddha videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet, demiştik ya, deniz seviyesinden 70-80 metre, 100 metre daha yüksek. Şöyle biraz burayı göstereyim size buradan. Burada şöyle bir teras mevcut. Şu terastan şöyle geldiğimiz zaman bakın şu denizin manzarasını görüyorsunuz. Böyle bir patika yoldan çıkılıyor buraya. Motosikletle geldim ben de. Şöyle bir sağını solunu etrafını bir göstermek istiyorum. Çok güzel bir manzarası var bakın. Doğayla iç içe. Şehrin birazcık daha dışında Lady Buddha denilen anıt tam karşımızda şu an. Çok yüksek bir anıt. Birazdan oraya doğru da gideceğiz. Karşımda şöyle görüyorsunuz zaten Danak şehrinin. Abi şu güzelliklere bakar mısınız ya? Şu doğaya bakın. Ne güzel çiçekler. Bakalım bunlar gerçek mi çiçekler? Evet, yapay çiçek yapmışlar ama rengarenk böyle. Şu ağaç yapay çiçeklerden. Biraz böyle Japonların sakura mevsimleri olur ya böyle. Sakura çiçekleri açar. Bu da yapay, bu ikisi yapay. İki renkli çiçek. Ama bunlar orijinal ağaç. Bunlar benim çok dikkatimi çekti. Evet, şu bahçeyi biraz böyle gezelim. Farklı bir yer burası. İçeride bayağı bir turist var. Buraları geziyorlar. Danak bölgesine geldiğinizde, Danak şehrine geldiğinizde özellikle buraları mutlaka görün. Gezilecek yerlere araştırın. Lady Buddha'yı kesinlikle tavsiye ederim. Daha böyle farklı farklı özel noktaları da var tabii. Bu da onlardan bir tanesi. Şöyle çok büyük bir heykel. Birazdan oraya doğru geçeceğiz. Şu mimari gerçekten mükemmel. Biraz böyle Japon, biraz Çin mimarisi gibi görüyorum ben burayı. Şuraya bakar mısınız abi? Şu mimariye bakar mısınız be? Millet buraya akın akın geliyor. Şu mimariyi bir dışarıdan göstereceğim size. Buranın bahçesini. Ondan sonra içeriye doğru gireriz. Burada böyle dışarıdan ibadet eden insanlar var. Onları da biraz göstermiş olurum size. Şimdi dışarıdan bir bahçeyi alayım, şöyle kapısını bir göstereyim. Ondan sonra içeri doğru gireriz. Lady Buddha'da. Şu olaya bakın ya. Vay be. Vay ki ne vay. Şöyle fillerin üzerine çıkmış bu arkadaşlar. Fillerle taşıma mı yapıyorlar? Şöyle isimlerini falan da bir şeyler yazmışlar. Evet, bu keçinin üzerine çıkmış bu arkadaş. Şu karşıda şöyle Lady Buddha dedikleri heykelin olduğu yer. Kocaman upuzun bir heykel. Tabi oraya böyle ön taraftan da bakabiliriz. Sanırım bu şu aşağıdan bir iniş gibi bir şey var orada. Birazdan oraya doğru bakarız. Şu bahçeyi biraz göstereyim istedim. Bakın şöyle insanlar, resimler falan çekiliyor. Çok güzel bir bahçesi var.
Ondan sonra biraz daha dışarı çıkıp şöyle şu heykelin ön tarafından bir görüntü alırız. Memnuniyet. Evet. Şimdi buradan şöyle bahçeden geçelim. Şu ağaç çok dikkatimi çekti, böyle köklerinin bir kısmı dışarıda. Burada buna benzer çok farklı değişik ağaçlar var, bakın şöyle. Enteresan ağaçlar. Evet, bu yapının içine doğru böyle birazdan girelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Böyle yapıları ben çok seviyorum gerçekten. Böyle Çin mimarisi falan. Şöyle bakalım abi. Evet, ağaçlar, bu ağaçları gerçekten çok beğendim. Yani. Çok güzel duruyor. Bakalım ne var ne yok içeride. Şu bahçesini biraz gezelim abi. Evet. Burada ne diyorlar? Bu tapınağın sanki koruyucuları mı diyorlar bunlar? Öyle bir semboller. Şöyle bakar mısınız abi? Kocaman. Evet, bahçesi de böyle muhteşem bir bahçesi var. Şu mimariye bakın ya. Gerçekten aşık oldum mimariye. Burası da yerden, deniz seviyesinden daha doğrusu bayağı yüksek. Vietnam aslında bayağı bir sıcak. Ama burası da bayağı bir serin, böyle güzel bir havası var. Böyle bahçesini göstermiş oldum size. Şimdi içeriye doğru bakalım ne var ne yok. İçerideki mimariyi, eğer giriş varsa içeriye girelim. Hep beraber görelim ne var ne yok. Vay vay vay. Şuraya bakın ya. Fena. Burada terliğimizi çıkartalım. Genelde bu tür yerlere ayakkabıyla falan sokturmuyorlar. Ben de çıkarttım. Şöyle bu içerisini göstereyim size. Evet, şöyle mitolojik kahramanlar diyorlar ya, ya da mitolojik mi derler? Burada nasıl telaffuz ediyorlar burada bunu bilemiyorum. Evet, savaşçılar ya da nöbetçiler gibi. Şuraya bakalım abi. Şimdi buranın çok fazla şeyini bilemedim konusunu, ama mimari çok hoşuma gittiği için direkt geldim buraya. Evet, bu Lady Buddha denilen ablamız galiba. Evet, burada yine bir arkadaş var, böyle film üzerinde oturmuş. Yine burada bir savaşçı. Çok güzel mimari ama. Ahşaptan yapmışlar bunu, bakın şöyle. Ağacı oymuşlar bildiğiniz, yani şey de değil böyle. Ekleme ahşap tahtalar falan değil, direkt oymuşlar. Ağacı o şekilde yapmışlar. Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki, böyle gidiyorsun, Budist tapınaklarını geziyorsun, tapınakları gösteriyorsun bize. Biz bunu görmek istemiyoruz, ama şöyle bir durum var. Bakın, ben burayı tapınak anlamında, tapınma anlamında göstermiyorum. Buranın, bu tür yerlerin, yapıların mimarisi çok ilgimi çekiyor. İlgisini çeken insanlar da var. Buradaki mimariyi, buradaki yapıyı, buradaki tarihi aktarıyorum ben size. Dini anlamını aktarmıyorum. Yaşayan tabii ki de yaşar, kendine yaşar. İstediği bir şekilde. Benim amacım buradaki Budizmi aktarmak değil. Amacım buradaki yapıları, tarihi, dokuyu, şu manzarayı aktarmak, göstermek. Sonuçta biz geziyoruz, biz gezginiz. Gezdiğimiz için de her noktaya bir dokunuş yapıyoruz. Durumun özü ve aslı bu. Evet, dönelim şimdi. Tarih dedik, yapılar dedik. Bakalım etrafa. Evet, şimdi buranın bir girişini yapalım. Şöyle içeri doğru bir girelim bakalım. Ne var ne yok, nelerle karşılaşacağız. Evet, burada terliklerimizi bırakıyoruz. İçeri doğru geçiyoruz. Evet. Böyle ayakkabıyla terlikle girmek yasak. Şimdi içeri doğru geldik abi şöyle. Şimdi bakın arkadaşlar burada. Babası ne diyor? Saygısında bulunuyor. Saygı duruşu. Evet. Şimdi bu içerideki şöyle yapıyı göstereyim, bakın şöyle. Şu heykellere bakar mısınız?
Vay vay vay. Budistler buraya geliyorlar böyle. Burada bakın şöyle buraya şöyle mangolarını falan koymuşlar. Hediyeler falan bırakmışlar. Bu Budist Budizm'de daha doğrusu şöyle gelip bu tür yapıların önüne yiyecekler falan bırakma olayı çok oluyor. Şöyle şöyle bir top bunu aldım şöyle kaldırdım ama bilmiyorum. Baktık geri. Evet burada ayrı bir olay var. Değişik enteresan. Abi bu adamın yaptığı bu hareket çok enteresan geldi bana. Burada daha doğrusu bu heykelin. Şimdi göstereyim. Şu el hareketine bakar mısınız be? Abiciğim niye öyle şeyler yapıyorsun ya? Gelene gidene mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun anlamadım. Neyse tabii bu işin esprisi. Evet. Bir arkadaş daha var burada. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Şöyle bir hareketi bu da yapmış burada. Evet bak şöyle. Buraya gelmiş dua ediyorlar bu arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Şu kolonlara sütunları göstereyim size ben. Şöyle ejderha motifleri buraya böyle sarmal bir şekilde. Bakın şöyle. Burada tütsüler yakmışlar. Evet bu dizimde bu tütsü olayı çok yoğun bir şekilde kullanılıyor zaten. Aynı şekilde buraya böyle gelenler ve şu hanımefendi duasını yaptı. Saygı duruşunda bulunuyor ve birazdan bakalım bir şey mi hediye edecek. Burada elmalar melmalar var. Ablamız oraya el sürdü. Sonra bana baktı. Ne çekiyorsun der gibi baktı. Ben de kaçtım. Gerçekten mimari olarak bu tapınaklar arasında çok özel mimariye sahip. Buradan aşağı doğru inelim bakalım. Başka nasıl bir yapı bizi bekliyor? Nasıl bir olay var? Evet bu arkadaş da burada bir selam şekli var burada. Değişik. Her birinin ayrı bir el hareketi falan var. Bakın şöyle duruşu var. Burada böyle, burada bu şekilde el hareketleri falan. Bahçeyi şimdi geziyoruz. Ondan sonra bir içeriye doğru geçelim. Evet. Bu da dövüşçü Raip galiba. Burada aynı şekilde. Bunların aslında hepsinin bir sembolü var. Böyle turlarla gelirseniz buraya tabii daha bir detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Turlar gezdirirken buradaki tarihi yapıların, heykellerin anlamlarını falan daha iyi biliyorlar. Benim buradaki gezim biraz daha spontane. Daha çok böyle mimari anlamında burayı göstermek istedim. Çok dikkatimi çekti. Şu arkasındaki, yapının arkasındaki dağları görüyorsunuz. Böyle bulutlar aşağı çökmüş. Çok güzel bir görüntüsü var. Bu kapıda tam bunun arkasında da bir deniz manzarası tabi. Evet buradan böyle aşağı doğru iniyoruz. Bay bay. Evet şimdi buraya şöyle inelim. Bakın şöyle. Bahçe kısmı çok güzel ya burası. Böyle resimler falan çekilen arkadaşlar. Şimdi bu bahçeye bir girelim. Buradaki Lady Buddha denilen heykelin olduğu bahçe burası. Biraz bahçeyi göstereceğiz. Ondan sonra içeri doğru geçeriz yine. Evet burada şöyle takılar, hediyelik eşyalar falan. Burada tabii çok tercih ediliyor.
nedir böyle bir ip falan. Filek yapıyorlar artık. Bu bahçeyi biraz gezelim sonra bu büyük yapının içerisinde bir giriş yapalım. Evet. Çok güzel bir görüntüsü var ama bakın şöyle. Burayı gerçi kapatmışlar aşağı iniş ama buradan böyle resimler falan çekiliyorlar. Geceleri burayı böyle bu şekilde aydınlatıyorlar güçlü ışıklarla. Bakın şöyle. Burada herkes resimler çekiliyor. Video falan çekilen var. Bakar mısınız abi? Vay ki ne vay. Gerçekten çok güzel, çok keyifli bir yer. Trafikten, şehirden uzak bir yer. Yaklaşık herhalde bir 60-70 metre yüksekliği var şu heykel sütunun. Fena. Evet, şimdi Lady Buddha heykelinin olduğu yere geldik. Şimdi böyle içeri doğru girmeye başlayalım. Bakalım nasıl bir yapı, içeride neler var, neler yok. Şöyle bakın şu motifler falan gerçekten çok güzel. Etrafında böyle bahçenin olduğu tarafı tamam böyle motiflerle dolu. Bu taş aslında oynuyor yerinden, böyle oturtmuşlar sanki böyle yuvarlak küre gibi. Evet, buradan içeri doğru bir giriş yaptık. Fena. Şimdi buraya bir girelim bakalım, şöyle ayakkabılarımızı çıkartalım, terliklerimizi. Bakın şöyle abime. Abim burada selamını veriyor, öyle giriyor içeriye. Biz de buraya terliğimizi bırakalım. Saygısını gösterip ondan sonra gidiyorlar. Burada tabi Budizm'le alakalı şöyle kitaplar falan koymuşlar. Burayla alakalı şöyle küçük küçük kitaplar da var. Şöyle kitaplar da var bakın burada. Evet. Vallahi ajanda sanmıştım bunu. Yazılıymış. Ajanda olsaydı iyi olurdu. Neyse, işin esprisi buradaki olay bu şekilde. Evet. Evet, burada bir maymun arkadaş gördüm. Tabii burada ilk defa görüyorum ben bu olayı. Ne haber? Evet, burada bir yapı daha var. Şöyle buraya da bakalım. Bahçe içerisinde geziyoruz şu an. Güzel bir yapı, güzel bir yer. Mutlaka Dananka gelirseniz buraya uğrayın. Yakın zaten. Yani Grab'le de gelebilirsiniz buraya. Danak bölgesinde. Onun haricinde bir araçla da gelebilirsiniz. Yürüyerek değil ama herhangi bir araçla, taksiyle vesaire bir şeyle gelebilirsiniz. Bakın şöyle. Evet, farklı bir yapı var burada da. Evet. Şu mimariye bakar mısınız abi? Üste doğru bir çıkalım bakalım. Buraya böyle bir tütsüler falan koymuşlar. Bunun haricinde üste doğru çıktık. Şöyle bir yapı. Vay vay vay. O kadar sessiz ki böyle. Sadece kuş sesleri var. Şöyle biraz daha kenara geldiğiniz zaman hani çok fazla insan kalabalığı da yok.
çok güzel bir atmosfer. Bakalım şöyle kuş sesleri içerisinde, aslında dağın böyle kenarında ya da yamacında diyelim. Çok güzel bir yer. Nasıl abi? Olay nasıl? İçerisinde balıklar falan var bakın. Vay be. Biraz daha şöyle içeri doğru girelim. Sadece ve sadece çekirge, kuş sesleri, sinek sesleri, böcek sesleri böyle. Ne kadar huzurlu bir yer. Muhtemelen zamanında burada böyle bir yaşam vardı. Bu yaşam içerisinde bu hayvanlar da aynı şekilde böyle bu bahçe içerisinde gezinip duruyorlardı. Çok güzel bir tesis. Çok keyifli bir yer. Ayrıca buranın girişi de ücretsiz. Herhangi bir ücret falan istemiyorlar. Herhangi bir bilet ücreti falan yok. Pek çok yerde Asya'da bu tür yerlere girerken ücret ödüyorsunuz. Buraya gelirken ayrıca dışarıdan yiyecek falan da getirebilirsiniz. Böyle dışarıdan gelirken atıştırmalınızı falan getirin abi. Şöyle güzel banklar var. Doğayla iç içe, kuş sesleri, böcek sesleri arasında oturun birkaç saat, 1 saat, 2 saat, 3 saat kafa dinleyin. Şimdi arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, şöyle like tuşuna basmayı, yani beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Severek izlediğiniz videolarımı da lütfen sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.